Arkadaşlar merhabalar. Garip Hareketi ile beraberiz. Yani namı diğer birinci yeni. Garip Hareketi, Türk Edebiyatı'nı 1937 ile 45 yılları arasında etkilemiş önemli akımlardan biridir. 45'ten sonra garip akımının önemli temsilcileri de bu akımı yavaş yavaş terk etmişlerdir. Önce akımın özelliklerini, daha sonra da sanatçılarını birlikte tanıyalım. Evet, Garip Hareketi, Türk Edebiyatı'nda 1940'lara gelindiğinde biçim açısından serbest şiire yoğun bir ilgi vardır. Hece'yi neredeyse yalnızca Behçet Kemal Çağlar sürdürmekte, Ahmet Kutsi Tecer, Ülkü Dergisi çerçevesinde halk şiiri geleneğinin yaygınlaşmasına çalışmaktadır. Ahmet Muhyip Dıranaz, Cahit Sıtkı, Cahit Külebi gibi değişik çizgilerdeki şairler de serbest şiir yazmaktadırlar. Sonradan birinci yeni olarak adlandırılacak garip akımı bu ortamda doğar. Eski şiire tepki olan garip akımı, üç şairin adına bağlanır. Bunları kolay olarak Omo olarak da harflendirebiliriz. Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet. Üç arkadaş varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlatır. Yıl 1937, 38'de yayınladıkları kitabeyi Sengi Mezar bu ürünlerin ilkidir. Bu yoldaki şiirlerini daha sonra 41 yılında Garip adlı bir kitapta toplar. Garipçiler adıyla anılmalarının nedeni de budur. Yeni akımı özellikle Nurullah Taç destekler. Garip akımı birçok genç izleyici bulduğu gibi dönemin ünlü şairlerini de etkiler. Orhan Veli'nin yazdığı Garip ön sözü bir bakıma bu yeni şiir deviniminin bildirisidir. Garip akımının temel özellikleri şiirde her türlü kurala ve kalıba karşı çıktılar. Şiirde ölçü, uyak ve dörtlüğe karşı çıktılar. Şiirde aneliği, mecazlı ve sanatlı söyleyişleri kabul etmediler. Süslü, sanatlı dile karşı çıkarak sade bir dil kullandılar. Şiirde o güne kadar işlenmedik konuları ele aldılar. Konuşma diliyle günlük, sıradan konuları işlediler. Yanda bir örneğimiz var. Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış. Aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. Evet, buradaki klasik bir garip akımı şiirini görüyoruz. Tekrarlardan çokça yararlanır. Anlamsal bağı fena halde kopartır ve genelde tahkiye dediğimiz öykü şeklinde mensur şiirlere yönelirler. İşledikleri konular günlük hayattan sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci, hayattaki bazı garipliklerdir. Yine ünlü şiirlerinden biri, bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya? Burada da yine işledikleri konu oldukça sıradan günlük hayatın problemidir. Sürrealizm ve Dadaizm'den yararlanmışlardır. Anlam, şiirin en önemli parçası haline gelmiştir. Öyküleyici anlatıma önem vermişlerdir. Espriden, şaşırtmadan, İroni ve parodiden yararlanmışlardır. Toplumsal aksaklıklar mizahi bir şekilde işlenir. Müzik